Paragrafta yardımcı düşünce sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Artık sayfalarımız kaçı gösteriyor? 70'i gösteriyor. Ve test 34'teyiz. Kitabımız yarılanmak üzere ve kampımız da zaten bitmek üzere. Bugün tam 4 tane test çözeceğiz. Test 34 zaten ödevde vermiştim. 35, 36 ve 37 ödevimiz olacak. O zaman hazırsanız efsane bir ders de sizi beklemiş olacak. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi yardımcı düşünce bizim için önemliydi. Oku ele tekniğimizi uyguluyorduk burada. Eğer ki olumsuz soru kökleri gördüyseniz değinilmemiştir, ulaşılamaz, çıkarılamaz gibi metinden birkaç tane cümle okuyup eliyorsunuz tamam mı? Oku ele, oku ele tekniğini uyguluyoruz. Şimdi birinci sorumuzla bir başlayalım. Ne demişiz? Bu parçadan hareketle Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demişiz. Bakalım Yahya Kemal'in bir dünya şairi olduğunu ileri sürmenin bir abartı olduğunu düşünenlerdenim. Abartı. Biraz anahtar kelime yakalayabilirsiniz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın durumu da hocası Yahya Kemal'den farklı değil bana sorarsanız. Türk Edebiyatı'nda üzerinde bu kadar konuşulan, haklarında eserler yazılan iki şair, iki şairi eleştirmenin pek de kolay olmadığını biliyorum. Tanpınar, Fransız Edebiyatı'nda en uzak durulması gereken krepon kağıdı, Paul Valery'e bağlanarak moderniteniyi ıskalamış bir şairdir. Romancılığı için bir şey söylenemez ama ne şairliği ne de politikacılığı ciddi bir eleştiriye dayalabilir. Aslında genel olarak İki şairin de çok böyle abartıldığı konuşuluyor değil mi? Yani bunun dışında daha da büyük şairler var ama çok fazla tabii ki üzerine çalışmalar yapıldığı için ben de çok bir şey söyleyemiyorum demiş. O zaman bu tarz bir Cevap benim cevabım olacak. Şıklarda abartı kelimesini arayabilirsiniz. Haklarında çok konuşuluyor ancak bu biraz böyle gereksiz bir bala diyebilirsiniz. Bu tarz bir şey arayacağım. Şairliklerinin abartılacak kadar iyi olmadı. Bakın tam olarak zaten benim düşündüğüm seçenek cevap oluyor fark ettiyseniz. Onları eleştirmenin insanı yanılgıya düşürdüğü bunu söyleyebilir misiniz? Yani. Onları eleştirdiniz diye bir yanılgıdasınız diyebilir misiniz? Diyemezsiniz gittim. Moderniteyi ıskalamalarının Fransızlara dayandığı. Hayır böyle bir şey de söyleyemem. Haklarında yazılanların haksızlıklar içerdiği. Hayır. Romancılıkları ile ilgili olumsuzluk bulunmadığı. Hayır. O zaman cevabımız direkt Adana seçeneği oluyor. Bakın ne yapıyorum? Bir metni okuduktan sonra orada birkaç tane anahtar kelime bulup aslında o bulduğum ya da böyle bulduğum nokta atışı kısa cümle benim cevabımı oluşturmuş oluyor değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım artık ikinci sorumuzdayız. Fransa ve İskandinav edebiyatı ile ilgili hangisine ulaşılamaz? O zaman burada ne yapacaksınız? Birazcık okuyup eleme yöntemimizi uygulayacaksınız. Çünkü ulaşılamaz demişiz. Yayın çizgisini beğendiğimiz birçok yayın evi var yurt dışında. Ama özellikle Fransa ve İskandinav ülkelerinin kitaplarını seviyoruz. Tamam pek çok yayın evi var ama Fransa ve İskandinav'ı seviyoruz. Bakalım bize benzer yazınsal özellikleri taşıdığım. Şöyle hızlıca bakın. Çocukların beklentilerini ciddiye aldıkları, çoğunlukla felsefi bir soru barındıkları falan. Hayır. Bu, bu, buraya kadar vermemiş zaten. Devam edelim. Hem edebi hem, edebi, hem de görsel olarak benzer zevklerimiz var. Hmm, tamam. Yani edebi ve görsel noktada benzer zevklerimiz var. Onu ben Adana'da görmüştüm. Bize benzer yazınsal özellikler taşıdı. O zaman bu gittim. Buralardaki çocuk edebiyatına baktığınızda çocukların estetik algılarını ve edebi zevklerini hafife almayan bir yaklaşım görüyorsunuz. O zaman çocukların estetik algıları ve edebi zevkleri varmış. O zaman çocukların beklentilerini ciddiye aldıklarını söyleyebilirim. Bu da buradan gittim. Çocuklara hazır bilgiler veya değerler aktarmak yerine zihinlerini kurcalıyorlar. Tamam o zaman çocuk da merak ögesini harekete geçiriyorlardır değil mi? Zihnini kurcalıyorsam çocuğun merak ögesini harekete geçirdim. Hikayelerin içinde genellikle felsefi bir soru bulunduruyorlar. Evet bakın Ceyhan'da var felsefi soru bulundurdukları. O zaman cevabımız Denizli. Bizdeki yayın çizgisini takip ettiklerini söyleyemem. Bu şu demek. Biz bir yayın çizgisi var. E, Türklerin ondan sonra İskandinav ülkeleri de bunlara bakıyorlar. Buna benzer eserler ortaya çıkarıyorlar. Ama burada böyle bir şey verdi mi? Vermedi. Şıkkın ana düşüncesini de çıkarıyorsunuz. Ama yani bu şıkta ne verdi bize? Onu da bir çıkarmış olabilirsiniz. Cevabı işaretlemeden önce. Evet üçüncü sorudayız. Yine bir ulaşılamaz sorusu. O zaman bizim mantığımız neydi? Biraz oku ele yöntemini uygulamaktı. Bu parçadan hareketle yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Yemişli nehirleri, görkemli köprüleri ve dev bir kapı gibi açılıp bize yol veren dağlara geçiyoruz. Güneş de usulca bana veda ediyor ve yıldızlar sahneye çıkıyorlar. Artık gördüğüm tek şey ışıklar ve dilimde eskimeyen bir mısra. Yine de ışıklar bu kente güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler kusurları örtüyormuş gibi. Geceler bizim de yaralarımızı sarıp sarmalasa, giden dostların açlıkları boşlukları kapatsa, bir o kadar sevip bir o kadar da kızıp kırılıyorum vefasız dostlarıma. Tamam. Aslında bir edebiyat alıntısı yapmış bakın burada değil mi? Şöyle e, tırnak içinde verdiği için edebiyat alıntısı yaptı. Birinin sözünü verdi. Bu buradan gitti. Doğa olaylarını gözlemlediği şuradan gider. Yemyeşil nehirleri, görkemli köprüleri değil mi? Bir gözlem var. Bu da buradan gitti. Umudunu kaybetmiyor ama. Diyor ki... Hepsini bir arada hissediyorum yüreğimde gözlerimde biriken yaşlara engel olamıyorum gizlice siliyorum gözyaşlarımı o zaman gözyaşları var değil mi gizlice siliyor duygusal biri olduğunu söyleyebilirim ve yeniden kapılıyorum ışıltılara yüzümde tuhaf bir gülümseme sanki az önce ağlayan ben değildim galiba en doğrusu da bu her şeye ve herkese rağmen torbamızdan eksik etmeyeceğiz gülmeyi. Evet bakın herkese ve her şeye rağmen gülmeyi eksik etmeyeceksem o zaman umudumu kaybetmedim demektir değil mi? Her şeye rağmen gülüyorum. Bu Şunu da unutmayın ki arkadaşlar gülmediğiniz gün yaşanmamış gündür. O yüzden böyle gülmek önemli. Hayat boş, eğlenin. Ben hep şey derim hayat boş, eğlence hoş. Dolayısıyla evet sıkıntılar var ama o sıkıntıları sürekli düşüne düşüne daha kötü olursunuz. O yüzden hedefe odaklanıp çalışmaya devam ediyoruz. Tamam yok yapamadım, e, bu denemem şöyle geldi, böyle geldi. Buna üzülmek yerine ne yapabilirim? odaklanacağız değil mi? Yani ben bu problemin altından nasıl kalkabilirim, bu konuyu nasıl anlayabilirim? Odaklanınca zaten işler gerçekten güzelleşiyor. O zaman cevabımız nedir? Ne psikolojik olarak yorulduğuyla alakalı bir bilgi vermemişiz değil mi? Evet artık dördüncü sorumuzdayız. Hadi bakalım bu parçada iş stresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bakalım. İş stresi farklı şekillerde ortaya çıkar ve vücudu çok etkiler. Ufak iş stresleri iş yapmak ya da telefonlara bakmak istememe gibi nedenlerle oluşabilir. Büyük iş stresleri ise aşırı çalışmaktan, iş olmamasından, verimsiz çalışmaktan, işleri yetiştirememe korkusundan kaynaklanmaktadır. Tamam. Çeşitli biçimlerde ortaya çıktığına değil mi? Bunu söyleyebilirsiniz. Evet, büyük stres faktörleri insanların mutsuz ve işinde verimsiz olmasına neden olur. Ee, kurtulmanın çaresinin araştırıldığına, henüz gelemedik böyle bir şey vermedi. Vücut üzerinde etkilerinin olduğuna, evet bakın sağlığımızı, yaşamımızı etkilememelidir. Demek ki sağlığı etkiliyor değil mi? Ee, Evet, sağlığı ve yaşamı etkilememektedir demek. Etkiliyor anlamına geliyor. Etkilerinin olduğuna. Kaynağı birçok olumsuzluktan aldığına. Evet, neyden alıyor? Mesela verimsiz çalışıyorsan, işleri yetiştiremiyorsan, korku varsa olumsuzluklar vardır. Bu da buradan gitti. Ondan kurtulmamız gerektiğini. Şurada zaten vücudu çok etkiler. Vücud, vücut üzerinde etkilerinin olduğunu onu vermiştik zaten. Ee, kaynaklanmaktadır yaşamımızı bu kadar etkilememelidir. Evet. Yani sağlığımızı ve yaşamımızı bu kadar etkilememelidir demek aslında ondan birazcık kurtulmamız gerekiyor anlamına geliyor. Bu da buradan gitti ama çaresi araştırılmaktadır. Bu çıkmaz değil mi buradan arkadaşlar? Yani iş stresinin e, iş stresi şunlara sebep olur. Çaresini araştıralım. Şöyle çözülür falan filan dememiş. O zaman cevabım Bursa olmuş. Çevrilsin sayfalarımız artık 5'teyiz. Ne demişiz? Bu parçadan hareketle Herman Melville ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Ee, şöyle bir yine birkaç cümle okuyarak ilerleyelim. 1819'da New York'ta doğan Herman oldukça ilginç bir yaşam öyküsüne sahip. Bakın 1819'da doğduysa 19. asırda doğmuş değil mi? Hemen hemen işte 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başı gibi ee, büyümüş bir yazardır. Tamam bu gittim Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra çalışmaya başlamış. 18 yaşında başladığı tayfalık, o, tayfalık ona... Avustralya, Tahiti, Pasifik adaları gibi dünyanın ilginç yerlerini görme imkanı sunmuş. Tamam. Yazarlıkta en yakınından onlarca desteklenmiştir. Henüz bunu söyleyemem. Devam edelim. Sunay Akın'ın aktardığına göre Kudüs'e giderken İstanbul'dan geçer ve Rumeli Hisar'ını gördüğünde Hisar'ın Fatih'in imzasını oluşturduğunu anlar. Bir şehre imzasını atan bir hükümdar ilk defa görüyorum diyerek hayretini ifade eder. Bir yandan çalışıp bir yandan dünyayı görürken kendini eğiterek edebi anlamda olgunlaşmıştır. Hımm. Tamam kendi kendine eğitmiş görerek öğrenmiştir. Bakın bu Edirne'de buradan gitti. Amerika'ya döndükten sonra ailesinin de desteğiyle bakın kitaplarını yazmış. O zaman e, en yakınında olanlarca desteklenmiştir. Yani ailesinin desteği var en yakınları desteklemiş. E, Moby Dick öncesinde yazdığı görece daha az bilinen kitaplarında denizcilerin hayatlarını gördüğü yerleri konu almış. Demek ki... İki iki kişi karısına kaldık. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'e çok hayran kalmıştır. Bunu söyleyebilir misiniz? Fatih'in imzasını oluşturduğunu anlar. İlk defa görüyorum diyerek hayretini ifade eder. Aslında hayranlıktan ziyade biraz şaşkınlık var burada değil mi? Hayran kaldı diyemeyiz. Birden fazla kitap kalemi almıştır diyebilir miyiz? Hemen bir bakalım. 18 yaşına tayfalık olan dedik. Kudüs'e giderken İstanbul'dan geçiyor. Anladı dedik. Tamam bir yandan çalışıp bir yandan da dünyayı görüyor. Ailesine desteğiyle kitaplarını. Heh, kitaplar demiş ya burada. Lerler ikini getirdiğine göre demek ki birden fazla kitap yazdı. Bu da gitti. Cevap Ceyhan. Buna çok dikkat ettin olur mu? Hayretini ifade etmiş. Yani hayret demek çok şaşırmış artık bu durumda. Nasıl olabilir gösteriyor. Ama burada hayranlık diyor. ki aynı şey değil. Hayranlık bir beğeni. Ama burada bir beğeniden bahsetmedi. Evet artık 6. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle psikiyatriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Bu artık metni okuyup böyle birkaç anahtar kelime bulup oradan bir çıkarım yapacağımız bir soru tipi oldu arkadaşlar. Psikiyatri gibi davranışsal bilimler tam olarak bilim olarak değil, yarı bilimler kategorisine değerlendirilir. Bakın anahtar kelimem yarı bilimler. Psikiyatristlerin çeşitli hastalıkları anlatmak için sık sık kullandıkları tanımlara baktığımızda gerçek bir bilimsel analiz sınavından geçemeyecek olan aşırı ya da huzursuz gibi tabirler görüyoruz. Psikiyatristler akıl hastalığı veya normal davranış gibi terimler kullansa da bu kavramların tam olarak ne olduğunu üzerine bir mutabakat yok. Açıklamaya göre gayret ettikleri temel gerçeklik Güneş Sisteminin temelini oluşturan gerçeklik kadar belirli ve düzenli değil. Evet net bir şey yok artık, değil mi? Yani bir kesinliğe ulaşılamamış demek istiyor. Bu tarz bir şey arayacağım. E, çünkü yarı bilimler kategorisinde değerlendiriliyor demiş. Üzerine kesin anlaşma sağlanmamış kavramlar kullandığı için tam bilim sayılmadı. İşte tam olarak bu. Çünkü bundan bahsetti. Kesin olarak, değil mi? E, bir e, bilimsel analiz sınavından geçememiş. Zaten şurada vermiş. O zaman cevabım direkt. Adana olmuş oldu. Fark ettiyseniz hiç şıklara bakmadan kendimce birkaç kırım yapıyorum. Birkaç anahtar kelime buluyorum. Ona benzer seçenek benim cevabım olmuş oluyor. Evet artık 7'deyiz arkadaşlar. William Shakespeare ile ilgili hangisi söylenemez. O zaman ne yapacağım? Biraz okuyup eleme tekniğimizi burada uygulamamız gerekecek. Dünyaca tanınan ve eserleri herkesçe bilinen İngiliz dram yazarı, şair, oyuncu William Shakespeare. Hayattayken bu kadar meşhur değildi. Bu nedenle kimse onun yaşam öyküsünü yazmadı. Tamam kendi sağlığında günümüzde kadar ünlü değildir. Bakın bu buradan gitti değil mi? Buradan direkt ne yaptınız bunu elediniz. Bu durumun bir başka nedeni de o dönemde böyle bir şerefin yalnızca krallara layık olduğu düşüncesiydi. Hmm. Tamam. Daha böyle bir şey vermedi. Fakat 250 yıldır süre gelen çetin araştırmalarla Shakespeare'in hayatı biraz olsun aydınlatılabildi. Bahar'ın tüm güzelliğiyle nazlı nazlı sanıldığı 23 Nisan 1564'te İngiltere'nin Stratford şehrinde dünyaya merhaba dedi Shakespeare. Stratford, küçük, Stratford küçük, çat, küçük fakat çok tanınan bir şehirdi. Çünkü canlı bir ticaret yolu üzerine kurulmuştu. Tamam. Ticari bakımdan hareketli bir yerde doğmuştur. Bu da gitti. Pek çok zanaatın gelişmekte olduğu bu şehrin halkı genellikle toprak sahibiydi. Hmm, bu da vermemiş tamam. İki buçuk asır boyunca yaşamı araştırmıştır. İngiliz edebiyatının en sevilen ismidir. En sevilen ismidir diyemiyorum bakın. Dünyaca tanınan eserleri herkesçe bilinen, herkesçe biliniyormuş. O zaman bu da Adana'dan gitti. Küresel çapta tanınan eserleri bilinen biri değil mi? Bu da buradan gitti. İki buçuk asır boyunca yaşamı araştırılmıştır. Evet o, şurada fakat 250 yıldır süre gelen çetin araştırmalarla Shakespeare'in hayatı biraz olsun aydınlatılabildi. Bakın bunu yaptıktan sonra arkadaşlar asla soru kaçırmazsınız. Çünkü ince ince eliyorsunuz değil mi? Ee, şöyle düşünmeyin aa çok zaman gitti falan ben çok detaylı size anlattığım için bu kadar böyle şey yapıyorum. Yani normalde görüyorum ama ona yani sadece gördüm cevapladım geçtim olmasın. O yüzden detay detay anlatıyorum ama siz bunu kendiniz çözdüğünüz zaman yukarıda noktaya kadar okuyup aşağıda eliyorsunuz. Oku ele, oku ele tamam mı? Bunu yaptıktan sonra zaten sıkıntı kalmamış oluyor. Evet 8'deyiz artık. Bu parçada Mavloho kemeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bakalım. Mavloho kemeri 1554-1563 yılları arasında İstanbul'a su taşımak için Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Tamam. Kim tarafından, kimin emriyle yapıldı? Bakın bu buradan gitti. Aslında birkaç kemerden oluşan bu su yolundaki en büyük ve sağlam olanlarından biri Mağlova'dır. Tamam. Yapımından hemen sonra 20 Eylül 1563 yılında 24 saat süren görülmemiş bir sel ve kasırga olmuştur. İstanbul'daki susuzluğu ortadan kaldırdığında birden fazla yapının bir bölümünü oluşturduğuna, doğa, daha bittiği yıl doğal faal, fa, e, felaketlere maruz kaldığına, bakın bu olabilir. Yapımından hemen sonra 20 Eylül 1563 yılında 24 saat süren görülmemiş sel ve fısır kasırga olmuş. Gittim. E, ee, bu doğa olayından sonra Mağlova kemeri büyük ölçüde zarar görmüştür. Mimar Sinan tekrardan kemeri daha sağlam bir şekilde inşa etmiş. Bir kere daha yapıldı. Tamam bu da gitti. Kemer yüzyıllardır İstanbul'a su taşımaya sapa sağlam devam etmektedir. Ee, İstanbul'daki susuzluğu ortadan kaldırmıştır diyemem. Evet su taşıyor ama susuzluk tamamen bitmiştir diyemem. Cevap Bursa birden fazla yapının bir bölümünü oluşturdu. o da şuradaydı. Aslında birkaç kemerden oluşan bu su yolundaki en büyük ve sağlam olanlarından biri Malova. Yani birkaç yapı var orada bir tanesi daha şey olmuş oluyor. Bir bölümünü oluşturmuş oluyor. Evet çevrilsin sayfalar artık test 35'e geçiyoruz arkadaşlar. Evet test 35'teyiz ve birinci sorumuzdayız. Hadi bakalım bu parçada ikizler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bakalım Birazcık okuyup eleyeceğiz. Hem te hem tek yumurta ikizleri hem de çift yumurta ikizleri dünyayı binlerce yıldır büyülemekte. Genellikle birbirleriyle çok yakın ilişkiler kuran ikiz kardeşler sadece genlerini değil, ev ortamlarını, arkadaşlarını, kıyafetlerini ve elbette sırlarını da paylaşıyorlar. Tamam. O zaman ee... Bak böyle bir şey verdi mi vermedi. Bakın hızlıca baktık. İnsanları büyüleyecek kadar etkilediğine, birden fazla türünün olduğuna, telepatik bağlantılarının tam ispatlanamadığına daha bir şey söylemedi bununla alakalı. Devam. Bununla birlikte tek yumurta ikizlerinin beşte biri aynı zamanda daha gizemli olan özel psişik bir bağlantıyı paylaştıklarını iddia ediyorlar. O zaman telepatik ba... Heh. bir e, bağlantıyı paylaşıyorsa birbirleriyle yakınlar. Tamam. Pek çok insan da tek yumurta ikizlerinin arasında telepatik bağlantı olduğu fikrine yüzyıllardır inanıyor. Ancak insanların bu inanışının aksine telepatik bağlantı nesnel ve kesin deneylerle ispatlanmamış. Tamam o zaman Ceyhan da gitti ispatlanmamış dedi zaten. Tamam ee, birden fazla türünün olduğu var mı? Hem tek yumurta ikizleri hem de çift yumurta ikizleri dünyayı binlerce yıl büyülemekte. Tamam bu da Adanalı gitti. İnsanları büyüleyecek kadar etkilemişler. Genellikle birbirleriyle çok yakın ilişkiler kuran ikiz kardeşler sadece genlerin değil ev ortamlarını, arkadaşlarını, kıyafetlerini elbette sırlarını da paylaşıyorlar. Bununla birlikte tek yumurta ikizlerinin beşte biri aynı zamanda daha gizemli olan birden fazla türünün olduğunu söyleyebilir miyiz burada? Ha, evet şuradan ikizlerle ilgili ya hem tek yumurta hem çift yumurta demek ki iki tane türü var. Bu da buradan gitti. Cevap denizli. Neden bu şekilde doğduklarının bilinmediğine böyle bir bilgi verdi mi? Yani e, ikizler neden bu şekilde işte birbirlerine benzerler ya da benzemezler bunu bilmiyoruz vesaire böyle bir bilgi vermedi. O yüzden cevabınız denizli oldu. Evet ikiye bakalım yine birazcık okuyup eleyeceğimiz bir soru. Çünkü ne demi? Ha yok burada direkt e, bir çıkarım yapacağız. Ve bu çıkarımda bu parçada söz edilen eserle ilgili hangisi ne ulaşılması en az beklenir diyor. O zaman yaptığımız çıkarımın biraz böyle tam tersi olacak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İrlandalı yazar Abraham Stoker 1897 tarihinde üzerinde tam 7 senedir çalıştığı romanını baskıya verdiğinde muhtemelen romanın edebiyat dünyasına yaratacağı etkiyi tahmin etmemiştir. Zira Dracula yazıldıktan bir asırdan çok daha uzun zaman sonra bile hem popüler kültürün hem de gotik edebiyatın temel ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Günümüzde artık yavanlaşan ve daha çok genç yetişkinlere hitap eden vampir edebiyatının tohumlarını Drakula atmıştır. Romanın arka planında ise yazarın esinlendiği 3. Villa Elizabeth Bathory gibi tarihi kişiler bulunmaktadır. Tamam. Şimdi, efsanenin ortaya çıktığı yerle çok ilgisiz bir ülkede yazıldı. Bunu söylemedi. Zaten genel olarak İrlandalı yazar işte bu eseri kaleme aldı dedi ama çok ilgisiz bir ülkede yazıldığı vesaire bununla alakalı bir bilgi ...vermedi ama diğerlerine bakalım hızlıca... ...gerçekten yaşamış bir takım kişilere dayanan... ...efsaniyeyi konu aldı... Ee, şu, ...o da şuradaydı değil mi... ...baskıya verildiğinde... ...yaratıcı etkiyi tahmin etmemiştir... ...hem popüler kültürün... ...devam etmektedir... ...yazarın esinlendiği... Heh, ...tarihi kişiler bulunmaktadır... ...yani bizzat yaşamış insanlar... ...günümüzde bazı eserleri kaynaklık etme vasfını... ...sürdürürler... Şurada o da Gotik Edebiyat'ın temel ilham kaynağı. İlham kaynağıysanız o zaman e, kaynaklık edersiniz. Yazarının etkisini tahmin edemediği ve yazmak için yıllarını verdiği bunu söyleyebilir misiniz? Yazıldıktan bir asırdan daha uzun zaman sonra değil mi? Bir asırdan uzun zaman sonra bu da buradan gitti. Ele aldığı konunun hali hazırda biraz sıkıcı olmaya başladığı. Evet şuradan gider bu da günümüzde artık yavanlaşan ve daha çok genç yetişkinlere hitap eden yavanlaşıyorsa demek ki yavaş yavaş bir sıkıcılığı da var. O zaman bu da buradan gitti cevabınız Adana biz zaten bulmuştuk ama diğerlerini de elemiş olduk. Peki hadi artık üçüncü sorumuzdayız ne demişiz arkadaşlar bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demişiz gelin bir birlikte bakalım Doğu medeniyeti pek çok gelişmenin ve icadın yaşandığı doğduğu yerin adıdır. Satranç milattan sonra 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıktı. Milattan sonra 10. yüzyıla gelindiğinde tüm Asya'ya, Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılmıştı. Tamam. Ee, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri Asya'da doğmuş bir oyun çok sevmiştir. Henüz bunu söyleyemeyiz. Söyleyebilir miyiz? Yani şuraya kadar gelmedik. En geç 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da soylular arasında çok popüler bir oyun haline geldiğinden tamam. Ee, Avrupa ülkeleri popüler oyun haline geldiyse sevdiler. Bu buradan gitti. Kraliyet oyunu olarak anılmaya başladı. Tamam. Kurallar ve dizilişler zaman içerisinde çeşitli değişiklikler gösterdi. Satranç kuralları 1800'lü yıllara gelene dek tam olarak bugünkü gibi olmamıştır. Demek ki değişiklikler gösterdiğini buradan çıkardık. Bu da gitsin. 19. yüzyılda bugünkü standart halini aldım. 20. yüzyılda dünyanın en popüler oyunlarından biri haline geldi. 20. yüzyılda son derece sevilen ve oynanan santranç bu oyunda... Hayır bakın bu zaten direkt cevap oluyor değil mi? Burada en popüler hale geldi diyor. Ama Denizli'ye bakın 20. yüzyılda son derece sevilen ve oynanan santranç bu asırda artık etkisini yitirdi. Dolayısıyla cevabınızda ne oldu? Denizli seçeneği olmuş oldu. Evet dörtteyiz artık. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yine birazcık okuyup eleyeceğiz. Dile ve dile öğretimine ağırlık vermeyen bir ülke geleceğe kapılarını kapatmış demektir. Kalkınma için sadece sanayi ve tarımdaki gelişmeler, sağlık alanındaki ilerlemeler yeterli değildir. Tamam buradan dile önem vereceğiz. Sadece e, sanayi, tarım yeterli değil. Bunu çıkaracağız. dil eğitiminden vazgeçmenin bir ülke için çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini. Bunu tam olarak söyleyemem. Sanayi, sağlık, tarım sektöründeki ilerlemelerin kalkınmanın tek şartı olmadığını. Evet bakın bu buradan gitti. Dil ve zihinsel becerileri gelişmiş akıllı insanlar yetiştirilmeden kalkınma gerçekleştirilemez. Tamam. Dil eğitiminden vazgeçmenin tehlikeli bir sonuç, e, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine gelecekten olmak istemeyen bir ülkenin dil eğitiminden uzaklaşmaması gerektiğini. Evet. Bakın diyor ki dil ve zihinsel becerileri gelişmiş akıllı insanlar yetiştirilmeden kalkınma gerçekleştirilemez. O zaman B'de buradan gitti. Akıllı insanlar olmadan bilgi ve teknoloji de üretilemez. Evet, insan olmadan bilgi ve teknoloji varlığından söz edilemez. Tamam. Bilgi ve teknoloji insansız kullanılamaz. Ha bu aslında tam olarak şuradan gider ya. Akıllı insanlardan değil de şuradan gider. Bilgi ve teknoloji insansız kullanılamaz, İnsan olmadan bilgi ve teknolojinin varlığından söz edilemez. Buradan gider. Bu durumu fark eden ülkeler düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan, sorun çözen bireyler yetiştirmek için dilsel ve zihinsel becerilere ağırlık vermiştir. Tamam. Dilsel ve zihinsel becerileri ağırlık vermiş ülkelerin istisnası her Hayır, bunu söyleyemem. Evet, bakın buna ağırlık vermiştir bunu düşünen e, ülkeler. Ancak bu ülkelerin buna ağırlık vermeleri demek e, her alanda başarılı oldukları anlamına gelmez. O yüzden cevabınız da ne olur? Edirne seçeneği olmuş olur. Evet, çevrilsin sayfalarımız artık beşteyiz arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demişiz. Bakalım hadi. Bir kelebek bizim için neyse dağlar, denizler, okyanuslar, bulutlar için biz de oyuz. İnsan kelebeklerin ömrünü neden merak eder? Çünkü kelebekler bu dünyadaki hayatlarımızın bir sonu olduğunun daima hatırlatıcılarıdır. Tamam. Kelebeklerle insan arasında bir anlamda benzerlik vardır. Bakın bu buradan gitti. Hayatları insan hayatına dair döngünün minyatürüdür. Gerçekte gerçekte kelebeğin kaç gün yaşadığı değil, kelebek için günlerin nasıl geçtiği asıl meseledir. Tamam. Burada vermemiş. Sayılı birkaç gün onlar için belki 100 yıl gibidir. Bakın burada zaman kavramı göreceli olduğu için bir gün bir asra denk gelebilir. Bu buradan gittim. Ama biz kanatsız kelebekler için 100 yıl dahi göz kapatıp açıncaya dek geçecektir. Kırılma noktası ne kadar uzun süre değil, nasıl yaşadığımızın önemli olmak zorunda olmasıdır. Ve kusursuzca söylenmemiş bir söz çınlamalı kulaklarımızda. Gün olur asra bedel. Önemli olan yaşamak değil, ee, önemli olan yaşamak kelimesinden ne anladığımızdır, değil mi? Gün olur, asra bedel, bir asra bile bedel olabilir bir gün. Peki. Kelebekler kısa ömürleriyle insanı adeta hatırlatma yapmaktadır. Bu olur. Doğadaki varlıklardan ibret almayan insanlar hayatın sırlarından uzaklaşır. Ama bunu söyleyemeyiz değil mi? Yani hayatın sırlarından uzaklaşır vesaire diyemiyoruz. Burada esasında gün olur asra bedel derken yani bir gün bile sizin için gerçekten kaliteli yaşanmışsa bir asra bile bedel olabilir. cevap Bursa ama Denizli'ye de bakıyorum. Coğrafi varlıkların ömrünün uzunluğu karşısında insan kelebekler gibidir. Evet bunu da söyleyebiliriz. Peki 6'dayız artık. Ee, burada söz edilen filmle ilgili hangilerine ulaşılabilir deyiz artık. Hadi bir bakalım. Ne demişiz? Das Leben der Anderen. Başkalarının hayatı. Florin, Florian. Önemli değil. Yabancılar okumanıza gerek yok çünkü zorlaştırır sizin hızınızı azaltır. Zihninden fırlayıp Alman sinemasının en güzide örneklerinden biri oldu. Tamam. Ee, Alman sinemasının en güzel, en güzide örneklerinden biri oldu. O zaman En güzide örneklerinden biri olduğu demek ama en güzel yapıttır demek değil. Yani çok fazla yapıt var bunlardan bir tanesi gibi. Devam edelim. Aynı yıl yabancı dilde en iyi film Oscar'ını alarak dikkatleri tamamen üzerine çekti. Ve geçtiğimiz yıllar içinde değerini yitirmemiş, yitirmeyecek olan bir başyapıta dönüştüm. Tamamen nesnel biçimde söylüyorum bunu. Birçok kişiye izletmeye çalıştım bu filmi. Bizzat izlettiklerim de benden tamamen bağımsız izleyenlerdi. Özellikle filmin dramatik bütünlüğünü oldukça beğendiler. Diğer bir taraftan ise film özellikle sinema için unut verici şekilde bitiyor. Belki de bu yüzden dünyanın diğer ülkelerindeki insanlardan daha çok sevdik filmi. Evet e, burada sinemanın geleceğine umut aşılamıştır diyebilir miyiz? Bakın şunu demiş özellikle filmin dramatik bütünlüğü beğenmişler. O zaman dramatik açıdan bütünlük taşır. Birinin olmadıklarını bir eledik. Tamam sinemanın geleceğine umut aşılıyor mu? Şuradaydı evet sinema için umut verici şekilde bitiyor. Bakın gördünüz mü şurayı? Umut verici şekilde bitiyor. O zaman bunu da alırız. Cevabımız da ne olur? Ceyhan seçeneği olmuş olur. Evet, hadi bakalım 7'deyiz. Artık iyi gidiyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Biraz tabii yoğun oluyor paragrafta olduğu için ama siz biraz kendiniz çözdüğünüz için yanlışlara hızlı hızlı bakabilirsiniz. Peki bu parçada anlatılanlardan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Hayattaki tek mucize gençken iyi bir öğretmene rastlamaktır diyorum. İyi bir öğretmen gence bir ışık tutar. O ışık geri kalan hayatımızı aydınlatacak ve değiştirecek mucizededir. Bazılarımız okula gidebilecek ya da okulda iyi bir öğretmene rastlayacak kadar şanslıdır. Ama bazen de bir halada ya dede, bir komşu, bir kitap, yaşayan ya da ölmüş bir yazarın bir cümlesi elimizden tutar ve bizi bulunduğumuz yerden çıkarır. Çok bunaldığımız, çaresiz, deneyimsiz kaldığımız çocukluk ve ilk gençlik döneminde bizi ayağa kaldırır. Farklı bir dünyanın ışıklı yollarını işaret eder. O yollarda yürüyebilmek için cesaret ve ilham verir. İşte mucizeyi yaratan iyi öğretmen kavramıyla kastettiğim bu. Yani iyi öğretmen mesleği öğretmenlik olmayan biri olabilir. Evet dedik ya işte hala olabilir dedik şurada. Neredeydi? Bir komşu olabilir, bir dayı olabilir, bir kitap olabilir. O zaman birinin olmadıklarını ne yaptık? Eledik. İnsan mucizeyi kendi dışında aramamalıdır. Hayır bak bu kesinlikle olmaz. Niye? Aslında kendi dışındaki pek çok şey de sana bir şey katabilir. Bunu verdi. O zaman e, bunu alamıyorum. Bunu kesinlikle alamıyorum. İkinin olduğunu eledim. Bazı insanlar okula gitme fırsatı bulamamıştır. Evet bunu da söyledik zaten. Bazılarımız bakın işaretliyim hemen. Okula gidemeyecek gidebilecek ya da okulda iyi bir öğretmeni rastlayacak kadar şanslıdır ama bazıları da bu şansı yakalayamamıştır. O zaman cevabımız ne olur? 1 ve 3 olmuş olur arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. 8'deyiz artık. Bu parçada ne demişiz? Bu parçada verilen örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demişiz. Bakalım. Şöyle büyütelim azıcık. İşini iyi yapmakla iyi insan olmak arasındaki farkı İşini iyi yapmakla iyi insan olmak arasındaki farkı biraz açmak istiyorum. 20'li yaşlarımın başında Norveç'e burslu öğrenci olarak gitmiştim. Çok havalı olacağını düşünerek Norveç'in Nobel ödüllü yazarı Kunt Hamsun aşık romanını okuduğumu, Türkiye'de çok sevildiğini söylemiştim. Etrafımda derin bir sessizlik oluştu. Sonradan öğrendim ki Hamsun iyi bir yazar olmasına ve Norveç'e Nobel kazandırmasına karşın ülkelerini işgal eden Nazilerle işbirliği yaptığı için onu affetmiyorlarmış. Heykeline bile dikmelerine rağmen iyi bir yazar ama iyi iyi bir insan değil diye ondan söz ediyorlar. Bu çok önemli. Evet yani siz belki çok iyi bir kaleme sahip olabilirsiniz ama vatanınıza ihanet edince bunun hiçbir anlamı yok değil mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Bu tarz bir şey bulacağım yani cevaplardan. Edebiyat eserleri kendi dışındaki herhangi bir olayla değerlendirilmemelidir. Hayır bakın bu tam tersi. Eğer tam tersi deseydi cevap bu olurdu. Yani yukarıda anlatılan düşünceye ya da yukarıda verilen örneğe e, zıt bir fikir ya da tam tersidir ya da bağdaşmıyordur falan deseydi olabilirdi. Gitti. Bir insanın en başta dikkat etmesi gereken işine en iyi biçimde yapmaya çalışmaktır. Hayır. Bir yazar yabancı öğrenciler tarafından bile tanınıyorsa çok başarılıdır. Hayır. Naziler yaptıkları zulümler yüzünden pek çok sanatçıya zarar vermiştir. Hayır. Hayranlık duyulan dev bir sanatçı dahi vatanına ihanet ettiyse evet iyi anılmayacaktır değil mi tam olarak? bu Oldu. Evet güzel ikinci testimizi bitirdik üçüncü testimizdeyiz evet gelsin şöyle bir suyumuzu içelim arkadaşlar bir siz de için lütfen bir su mol molası verelim biz. Evet hadi bakalım. Test 36'dayız artık. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yine ne yapacağız o zaman? Birazcık oku ele yöntemimizi kullanmış olacağız. Günümüzde sosyal hayat geliştikçe ve karmaşıklaştıkça politikaların belirlenmesi, problemlerin giderilmesi, kısaca herhangi bir sosyal faaliyet için bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkarılmış olan bilgiye giderek daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Tamam. Yani sosyal hayat geliştikçe e, sosyal faaliyet için bilimsel e, bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkarılmış olan bilgiye daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bakalım var mı böyle bir şey? Zamanımızda sosyal yaşamın gelişip karmaşıklaştığını. evet söyleyebiliriz. Sosyal hayat gelişmiş ve karmaşıklaşmış gittim. Devam, sosyal dünyadaki mevcut bilginin kavranması ve dondurulmuş bir gerçek olarak kabul edilmeyerek yeni bilgiler sağlaması için sosyolojik bir düşünme tarzına gerek duyulmaktadır. Sosyal dünyadaki mevcut bilginin kavranması ve dondurulmuş bir gerçek olarak kabul edilmeyerek yeni bilgiler sağlanması için sosyolojik bir düşünme tarzına gerek duyulmaktadır. Ee, sosyolojinin en az iki farklı daldan yararlanıp araştırma yaptığını bunu söyleyemeyiz. Sosyoloji metodoloji ve felsefeden, şuradan söyleyebilir Sosyoloji metodoloji ve felsefeden yararlanarak sosyolojik düşünmenin tekniğini araştırmaktadır. Evet, en az iki farklı daldan yararlanıp araştırma yapmış. Bu da buradan gittim. Amaç düşünme veya araştırma yapma gibi entelektüel bir çalışma esnasında bilimsel doğmalar, düşünce kalıpları veya diğer metodolojik hatalara düşmeden ya da engelleri takılmadan sosyal olayların anlaşılmasını sağlayacak pratik bir düşünme metodu oluşturmaktadır. Ee, o zaman pratik bir düşünme metodunun sosyoloji tarafından araştırıldığına bu da buradan gittim. Bütün sosyal faaliyetlerin sosyolojinin desteğini alma. Ha, bak bunu söyleyemem ama. Çok net ve keskin. Yani şunu diyebilir misiniz burada? Bütün sosyal faaliyetler sosyolojinin desteğini almak zorundadır. Yani sosyolojinin desteğini almıyorsa e, sosyal bir faaliyet değildir gibi bir anlam çıkıyor. Ama bunu buradan söyleyemiyorum. Dolayısıyla direkt cevabım Edirne olmuş oluyor. Çünkü vermedik böyle bir bilgi. Peki ikiye bakalım. Bu parçada zaman ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bakalım hemen. Zaman dediğimiz kavram bizim için dün, bugün ve gelecek zamandır. Olayların birbirini izlediği kesintisiz bir süreçtir. Tamam. O zaman geçmişi, geleceği, günümüzü kapsadı, değil mi? Bunu söyleyebilirim, gittim. Zaman insan hayatında paha biçilemez derecede önemli bir kaynaktır. Peki, verdi mi? He, parasal bir karşılığının olamayacağı, yani paha biçilemez. Bu da buradan gitti. Bir, bir biz farkına bile varmadan sessizce akıp gider. Tamam. Zamanı satın alamayız, biriktiremeyiz veya geriye alamayız. Kendisinden geriye yalnız onların kalmına. Devam edelim ama. E, su gibi akıp giden zamandan geriye kalan sadece iyi ya da kötü anılarımızdır. Bu nedenle en önemli olan şimdi yaşadığımız andır. Yapabileceğimiz en iyi şey zamanı iyi değerlendirmektir. Zamanımız... Evet ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım bu parçada zamanla ilgili hangisine denilmemiştir demiştik ya Adana seçeneğini elemiştik ee, herhangi bir kesintiye uğramadığına bir de Denizli elemiştik herhangi bir kesintiye uğramadığına bakın olayların birbirini kesintisiz izlediği bir süreçtir o zaman Bursa'da buradan gittim su gibi akıp giden zamandan geriye kalan sadece iyi ya da kötü anılarımızdır yani aslında e, kendisinden geriye yalnız anıların kaldığına bu da gitti o halde cevabımız ne oldu Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Hadi bakalım. Artık 3'teyiz. Bu arada az önce e, o kadar tabii çok uzun çektiğim için videoyu direkt e, pili bitti arkadaşlar kameranın. O yüzden şöyle bir ara verdik. Saatlerimiz gece 2.24'ü gösteriyor. Ders bitimine bir gösteririm size saati. Telefonumu bulabilirsem. E, ancak ben bir beğeninizi bir rica edeceğim. Yani bu, bu soruları böyle anlatarak çözmek, detay detay çözmek gerçekten çok zaman alıyor. Bence hak ediyorum diye düşünüyorum. Buraya kadar geldiyseniz. Hadi bakalım. Evet üçteyiz artık. Ne yapıyoruz? Bu parçada Ankara keçisi ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Oku ile tekniğimizi uygulayacağız. Biraz okuyup eliyoruz. Ankara, Ankara kedisi. Keçesi var bir de galiba değil mi? Evet. Ankara kedileri çok hareketlidir. Atlamayı sever, yeterince ilgi ve şefkat görmezse bunu zorla elde etmeyi iyi bilir. Ankara kedisi pek çok kişi tarafından orijinal uzun tüylü, uzun tüylü kedi olarak kabul edilir. Tamam. İnsan ilgisini ve sevgisini kazanmayı başarır. Evet yani ilgi ve şefkat görmezse bunu zorla elde etmeyi bilir. O yüzden bu gittim. Devam edelim. Eski adı Angora olan Ankara'm Ankara eski adı Angora olan Ankara ipeksi zarif desenli ve uzun poslu bu hayvanların evi olarak bilinir. Ankara kedileri Türkiye'nin köylerine ve kırsal yerlerinde yüzyıllardır neredeyse hiç değişikliğe uğramadan hala yaşamaktadır. Bu kadar zaman boyunca hayatta kalmasını sağlayan özelliği son derece zeki olmalarıdır. Evet, bu da buradan gitti. Çok zeki olması hayatta kalmasını sağlamıştır ve hatta dedi ya yüzyıllardır yaşıyor. O zaman uzun asırlar boyunca varlığını sürdürüyor. Günümüzde özgür yaşamak yerine insanlarla yaşamak zorunda olsa da kendi özgür kişilik özellikleri korur. Son derece güçlü kişiliğe sahiptir evet. Ama cevabımız adan oldu. Niye özgür olmadıklarından özellikleri azalmıştır. Bunu söyleyemem. Yani özgürlüklerini kaybettikleri için şu özellikleri yoktur vesaire diyemiyoruz. Evet, hadi bakalım. Artık teyiz Çok çok iyi gidiyoruz. Bu parçadan hareketle Stephen Mayer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. The Wall Street Journal'ın haberine göre Alacakaranlık serisinin yazarı Stephen Mayer Kasım ayı ortasına, ortasına yeni bir roman yayınlıyor. Tamam. Mayer'in yayıncısı Little Brown, The Chemist isimli bir, bu romanın bir casusluk hikayesi olduğunu açıklamış. Tamam, daha buraya kadar bilgi vermedik. 37 farklı dilde 40 milyon kopyadan fazla satan Alacakaranlık serisinin ardından Stephen Mayer'in The Chemist ile yaratacağı yeni evren bakalım ne kadar ilgi görecek? Evet, bir serisi çok sayıda dile tercüme edilmiş. Bakın, 37 farklı dil değil mi? Bu buradan direkt gittim. Bu sorunun cevabı yazarın ülkemizde de çok sayıda hayranı bulunduğu için çok merak ediliyor. Türkiye'de de demek ki tanınıyor ve seviliyor. Bu yeni romanla ilgili daha ayrıntılı ön bilgiye yazarın resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün. Tamam, yeni eseri merakla bekleniyor. En çok casusluk öyküleri sevilmektedir. Bunu söyleyemem. Yani en çok şu öyküsü, bu öyküsü diye bir bilgi vermemiş. Ee, cevabımız Denizli. Ancak e, Adana'ya da bu bir bakalım. Birden fazla roman kalemi almış mı? Evet. Önce bir dışemist e, isimli bir roman yazdı. Daha sonra da Alacakaranlık serisi. Demek ki birden fazla roman da yazmış oldu. Çevirelim sayfamızı. Artık 5'teyiz arkadaşlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenemez demişiz. Bakalım. Pek çok çalışma bireylerin soğuk havalarda daha içine kapanık bir ruh haline bürünerek kendilerini daha depresif hissettikleri yönündedir. Tamam. Yani buradan bakalım ne eleyebiliriz? Havalar ve insan psikolojisi arasında ilişki vardır. Evet, bunu eleyebilirsiniz. Bu dönemlerde uyku düzenlerinde büyük değişimler yaşayan bireyler sıklıkla yorgun hissetsem de uyuyamıyorum. Sabahları uyanmakta güçlük çekiyorum. Bitmek bilmeyen bir yorgunluğum var. Kendimi iyi hissetmiyorum. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor gibi şikayetlerde bulunuyor. Tamam. Ee, pek çok insanın bazı şikayetleri olmaktadır. O zaman bu da buradan gitti. Güneş ışığının yetersizliği hormonal dengeyi günü değiştirebiliyor. Hatta bu durum bireyleri fizyolojik şikayetlerde bulunmaya yöneltiyor. Güneş ışığı yetersizliği mutluluk hormonunu azaltıyor. Tamam bu da buradan gitti. Güneş ışını yeter bunu söyledik zaten. Serotonin adı verilen mutluluk hormonu azalan güneş ışığına bağlı olarak azalırken melatonin denilen uyku hormonu artmaktadır. Kış döneminde şikayet ettiğimiz fizyolojik yorgunlukların temelinde bu durum vardır. Tamam, bir hormonun artışı fazla uykuya neden oluyor. Tamam. Cevap Bursa, hormonal denge bozulursa insan ömrü kısalır gibi bir bilgi vermemişiz, değil mi? Evet. Hadi bakalım artık 6'dayız. Bu parçadan hareketle Aragülerle ilgili hangisine ulaşılabilir? O zaman buradan bir çıkarım yapacağız arkadaşlar. Metni okuyoruz. Birkaç anahtar kelimeyle ne yapacağız? Çıkarımımızı yapmış olacağız. Hadi bakalım. 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğan Ara Güler, ünlülerin sokağın sesi ve dünyanın fotoğrafçısıydı. Matrak kişiliği anılarından okuduğumuz ve röportajlarından dinlediğimiz keyifli sohbetiyle Aragüler, Günümüzde fotoğrafçılıkta keyifli sohbetini çizelim. Günümüzde fotoğrafçılıkta büyük bir usta olarak kabul ediliyor. Büyük ustayı çizelim. Objektifine takılı keyifli İstanbul sokakları, renkli ve renksiz fotoğraflar ile dünyanın başka yerlerinden manzaralar hala değerini koruyor. Fotoğraflara baktıkça kendinizi eski sokaklarda yürürken, İstanbul ve Anadolu'daki manzaraları beraberce izlerken, hatta bir vatandaşın yüzündeki gülümseyi fark, gülümsemeyi fark edip gülerken bulabiliyorsunuz. Demek ki ben fotoğrafa baktığımda o İstanbul'da yürüyen insanı görebiliyorsam çok gerçekçi. Yani fotoğraf bana yaşanılan ana götürüyor beni. O zaman çok gerçekçi biraz da etkileyiciliği de görmüş oluyorsunuz değil mi? Bunu söyleyebilirsiniz. Kendiniz çıkarım yapsınız. Size verilen metinde şunu yapın arkadaşlar. Mesela ben size bir şey anlatıyorum tamam mı? Diyelim ki bir anımı anlatıyorum. O anının bütün baştan sona hepsini hatırlamazsınız da can alıcı birkaç noktası vardır onu hatırlarsınız. İşte bu tarz sorular da bu ana düşünce soruları diyoruz biz bunlara. Eee ya da işte çıkarılabilir sorulara ulaşılabilir soruları kendiniz birkaç tane bir anahtar nokta seçin tamam mı? Bakalım son derece gerçekçi ve etkileyici fotoğrafları vardır. Bakın bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü orada yürüyen insanı bakıyorsunuz fotoğrafa ama sanki gerçekten o insanla yürüyor. O insan size gerçekten gülüyormuş izlenimi vardır. İşte bu gerçekçilik zaten. 1900'lerin başlarındaki İstanbul sanatçısıdır. Bunu söyleyemem. Kendinden sonraki bütün sanatçıları etkilemiştir. Söyleyemem. Fotoğrafları sayesinde bazıları ünlü olmuştur. Keyifli sohbetlerle hayran hayır. Cevap Adana direkt. Bu şekilde. Evet hadi bakalım artık 7'deyiz. Bu parçadan hareketle Osman Hamdi Bey ile ilgili hangisine ulaşılabilir demişiz? yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz az önceki mantığımızla. Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi tablosu özellikle ilham kaynağına dair net bilgilerin olmadığı dönemde geri kalmış bir toplumu çağdaşlaştırmaya çalışan bir aydının yorgun halini anlattığı şeklinde yorumlanmıştır. Kaplumbağaların esin kaynağının lale devrindeki sadabat eğlenceleri sırasında hava karardıktan sonra sırtlarına mum dikilerek serbest bırakılan kaplumbağalar olduğu öne sürülmüştür. Bu yoruma göre sanayi nefise, asarı atika müzesi, duyonu umumiye gibi birçok kurumu kurmak ve yönetmek görevini üstlenen Osman Hamdi Bey tabloda kendini terbiyeci kendi iş yapış biçimine de biçimine uyum gösteremeyen aslarını ise yemeğe ulaşmaya çalışan kaplumbağalar olarak göstererek onları hicvetmektedir. Evet yani yaptığı tabloda e, pek çok şeyden ilham alabiliyor bunu görüyoruz yani net bir şey yok gibi bir e, çıkarım yapabilirim. Toplumun çağdaşlaştırma çabaları başarıya ulaşamamıştır. Bunu söyleyemem. Lale devrindeki sadavat eğlenceleri onun çok ilgisini çekmiştir. Bütün tablolarında toplumsal fayda amacını gütmüştür. Hayır. Yaptığı bir tabloya neyin ilham... Heh, bak az önce de söyledim ya. ya. Bir tablo yapıyor ama o ilhamı nereden alıyor? Tam olarak netlik orada göremiyorum. O zaman cevabını zaten denizli seçeneği olmuş oluyor. Evet 8'deyiz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz artık ne yapacağız? Ee, teknik oku ele tekniğini uygulayacağız. Metnin hepsini okuyup aşağı inerseniz zorlanırsınız arkadaşlar. Buna çok çok dikkat edin tamam mı? İnsanlarla iletişimin olduğu her yerde görgü çok önemlidir. Çünkü görgü saygının en güçlü göstergelerinden biridir. Ayrıca görgüyle kişi üzerinde bırakılan bir olumlu izlenim bir prestijdir. Görgü kuralları bir toplum için var olan ve uyulması gereken saygı, ahlak, nezaket kurallarından oluşur. Tamam görgünün insan iletişimi için önemli olduğu diyor zaten iletişimin olduğu her yerde önemlidir. Bu kurallar ahlak, saygınlık ve nezaket göstergesi olup değişik topluluklar içerisinde de farklılık gösterir. Tamam. Çeşitli yerlerdeki kuralların farklılık gösterdiği bu da buradan gitti. Örneğin konser, tiyatro, iş ortamında kurallar farklıdır. Bu kurallar iş ortamında kurumsal nezaket kuralları olarak ifade edilmektedir. Evet görgü ve saygı arasında bağlantı vardır. Zaten o da şuradan gelmişti. Eğer görgü saygının en güçlü göstergelerinden biridir. ilişkili yani. Tamam. Örneğin konser, tiyatro, iş ortamında kurallar farklıdır. Bu kurallar iş ortamında kurumsal nezaket kuralları olarak ifade edilmektedir. Genel olarak iş ortamında uygulanması gereken kurallar olup konularına göre çeşitlendirme yapılabilmektedir. Ee, o zaman kurumsal nezaket kurallarının işte uygulandığına da söyleyebilirim. Kuralların gençlere öğretilmesinin gerekliliğine böyle bir şey verdim yani bu kuralları mutlaka gençlere öğretelim kurallar çok önemlidir vesaire gibi bir bilgi vermedik o zaman gitti. Evet artık son testimizdeyiz arkadaşlar. Bir sularımız içilsin. Ondan sonra son testimiz artık son sekiz. Sabredin. Hadi bakalım. Bu parçada. Söz edilen kitapla ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Oku ele. Bakalım. Spor Roma senatosu ve halkını Romalıların nasıl yaşadıkları, nasıl apartmanlarda yaşadığını, taverna kültüründe içeren Romalıların yaşamı hakkında bilgi veren bir kitaptır. Tamam. Roma İmparatorluğu'nu geniş anlamda ele almıştır. Evet bunu söyleyebiliriz. Yani nasıl yaşıyorlarmış, taverna kültürü vesaire bunu söyleyebilirim. Akdeniz coğrafyasına hizmet eden Büyük imparatorluk Roma hakkında merak edilenlerin ve bilinmeyenlerin sade bir dille anlatıldığı Roma kültürüne dair bilgiler veren bir tarih kitabıdır. Kurgusal bir eser olmaktan çok belgesel yönü ağır basar. Ee, şunu söyleyebilir miyiz? Yani Roma kültürüne dair bilgiler veren bir tarih kitabıdır. O zaman bir kurgu yok. Kültürü veriyorsan, net bir şekilde veriyorsan belgesellerde öyledir ya. Çıkarım yapabilirsiniz. Eee kendi fikrimi katmadan verdiğim için yaptım bu çıkarımı. Roma kültürü ve tarihi gibi geniş bir konu hakkında birçok bilgi vardır. Dolayısıyla bu bilgilerin bir kısmı yanlıştır. Bu kitapta ise bin yıllık Roma importorluğu gayet anlaşılır bir şekilde ele alınır. Roma hakkında bilinmeyenlere merak edin. Evet bunu da söyleyebilirim değil mi? Merak edilenler anlatılıyor. Anlaşılır ve yalın bir dil kullanıldığı için çok beğenilmiştir. Diliyle ilgili bir bilgi verdik mi? Dili şöyledir böyledir göremedik. Yaygın bazı yanlışları düzeltmek gibi bir yönü de vardır. Ee, bu da var, verilmişti, değil mi? Neredeydi? Heh. Dolayısıyla bu bilgilerin bir kısmı yanlıştır demiş. Sonrasında gayet anlaşılır bir şekilde ele alınır demiş. Ha bir dakika, bunu söyleyebiliriz. Bir şey atladık mı? Anlaşılır ve yalın bir dil. Ha tamam, gayet anlaşılır bir şekilde ele alınır. Ama bu sebeple çok beğenilmiştir yok. O yüzden denizli olur. Yani anlaşılır bir dili var ama bu sebeple çok beğenilri vermediği için denizli oldu, tamam mı? Evet hadi bakalım deyiz yine uku ile tekniğimiz bir uygulansın bakalım. Hangisi söylenemez demiş. Görsel algılama sürecinin gerçekleşebilmesinin ön koşulu ışığın varlığıdır. Ancak Rudolf Ar Arheim'a göre ışık gördüğümüz şeylerin fiziksel olarak algılanmasından fazlasıdır. Işık canlılığın ön koşulu olarak hayatımızın temel malzemelerinden biridir. Tamam. Görsel algılama sürecinin temelinde yer alır. Bu olur bu gittim. Bu malzeme insanın çevreyle kurduğu ilişkiyi gerçekleştirebilmesindeki en belirleyici duyu organı olan göz aracılığıyla algılanır. Tamam. Görülebilen dünyanın sırlarını saklamaktadır. Çevreye algılayışımızın çoğunluğunu oluşur. Göz aracılığıyla algılanlar daha önemlidir. Şimdi göz aracılığıyla algılanır demiş ama bu daha önemlidir vesaire diyememiş. O zaman olmadı. Tamam. Çevreye algılayışımızın yüzde seksenini A tabakamıza düşen ışık oluşturur. Dolayısıyla görünür ışık yoluyla oluşan görülebilen dünyanın gizleri ışıkta saklıdır. Görülebilen dünyanın gizlerini saklamaktadır. Tamam bu da gitti çevreyi algılayışımızın büyük çoğunu bunu da söyledik. Ama biz zaten aslında şunu söyledik değil mi? Göz aracılığıyla algılanır ama bu daha önemlidir vermemiş. Sadece göz aracılığıyla bir algılanma var demiş. O halde Ceyhan'dır diyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Artık 3'teyiz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demişiz. Hepimizin bildiği gibi yaşam, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık gibi göreceli kavramlar arasında sıkıştırılmış bir süreç. Tamam. Göreceli olması ya, ...olgunluk ve yaşlılık kavramları kişiden kişiye değişebilir değil mi? Bunu söyleyebilir, bu gitti. Bir yandan henüz 20'li yaşlarda olmasına karşın... ...kendi yaşlı hisseden, umudunu yitirmiş gençleri... ...bir yandan da 80'li yaşlarında hala üreten... ...yaşama direnen pek çok da yaşlı görmekteyiz çevremizde. Tamam. Ee, gerçekte bir insan olduğu değil, hissettiği yaşlıdır. 80'li yaşlara gelmek bile yaşamayı hatta üretmeye engel olmayabilir. Her ne kadar yaşlılık kavramı belli rakamlar arasında... ...sıkıştırılmış bir kavram gibi görünse de... ...aslında insan hissettiği yaşı sürüyor... Tamam. O da şuradan gidiyor mu? Gerçekte bir insan olduğu değil hissettiği yaşlıdır. Evet. Ama yaş aldıkça bir yandan yaşam mücadelesi içinde heder ettiği günleri de, günlerine yanarken bir yandan da ruhunun yaşlanmadığını görüyor. Hayatının baharında olması gereken ruhun yaşlanmış insanlar da vardır. Ee, görüyor şaşkınlıkla ve yaşama daha sıkı tutunmaya çalışıyor. Tamam. İnsan gençlik yıllarında yaşama daha fazla tutunma eğilimindedir. Böyle bir bilgi verdi mi? böyle bir bilgi tam vermedi. Diğerlerine de bir bakalım. Hepimizin bildiği gibi yaşam çocukluk tamam sıkışılmış bir anda henüz 20'li yaşlarda olmasına karşın kendi yaşını hisseden umudunu yitirmiş gençleri bir yandan da 80'li yaşlarında hala üreten yani hayatının baharında olması gereken ruhan yaşlanmış bunu buradan gitti. 80'li yaşlara gelmek bile yaşı hala üretir bu da buradan gitti o zaman cevabımız Edirne seçeneği olmuş oldu. Evet artık dörtteyiz. Bu parçadan narsistlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bakalım. Bir narsist için kendi bedensel ve zihinsel arzularını gerçekleştirmekten daha önemli hiçbir şey yoktur. Bu nedenle narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar çoğu zaman etrafındaki insanlar için son derece tehlikelidir. Kendilerini her şeyin merkezine koyuyorlar. Evet çünkü kendi bedensel ve zihinsel arzularını gerçekleştiriyorlarmış. Ancak tehlikeli olmadıkları anlarda dahi çevrelerindeki insanların yaşamlarını kabusa çevirmek gibi bir yetenekleri vardır. Çevrelerinin esenliğini tehdit ediyor evet. Bu nedenle narsist insanlar genellikle diğer insanlarla samimi ve yakın ilişki kuramazlar. Yakınlarındakilerin yaşamını mahvederler evet. Kursalar bile bir narsist zaman içerisinde mutlaka kendisini belli eder. Gerçek ve içtenlikli dostluklarının olmadığı bu da gitti. Böylece etrafındaki insanları kendisinden uzaklaştırmayı başarır. Toplumdan tecrit edilme... <laughs> tamam Edirne. Çok mantıksız oldu değil mi? Toplumdan tecrit edilmelerinin gerekli oldu. Tecrit etmek soyutlamak biliyorsunuz ki. Yani toplumdan direkt narsilere atalım bunu söyleyemeyiz. Ama bu bir kişisi, kişilik bozukluğu bu tedavi edilebilir. Evet psikologlara yönlendirebiliriz. Evet hadi bakalım artık beşteyiz arkadaşlar. Bu parçada Clint Eastwood ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım film endüstrisindeki birçok insan ve dünya çapındaki sayısız hayranı için Clint Eastwood yaşayan bir film efsanesidir. 31 Mayıs 1930'da San Francisco, Kaliforniya'da doğdu ve 1960'larda Spaghetti Western'deki atılımını yaptı. Peki, peki. sert bir kovboy ya da polis olduğu filmlerinde özellikle tercih edildi. Henüz buraya kadar böyle bir şey gelmedik. Hem profesyonel kişiler hem seyirciler arasında çok hayranı olduğu. 30'lu yaşlarında filmine başladı. Ee, bunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Çünkü 1930'da doğuyor. 1960'da da 30'lu yaşlarında oluyor. Ee, bu filme başlamış. Bu buradan gittim. Tamam. Bugün en iyi yönetmen ve en iyi film Oscar'larından ikisi dahil olmak üzere zengin bir ödül koleksiyonuna sahip. En önemli iki ödül dahil. Çok sayıda ödülü bulunuyor. Tamam. Ee, devam edelim. Western gerilim ve melodramlarda rol aldı. Hatta işte mektuplar gibi savaş filmleri yönetti. Farklı tür filmlerinde oyuncu yönetmen henüz vermedik. Filmlerinde hızlı silah çeken soğukkanlı bir adam olarak tanındı. Çelik mavisi gözlerinde acımasız ve şüpheci bir ifade vardır. Sert bir kovboy ve polis olarak rolleriyle özdeşleşti ve bu da oyuncuya muazzam bir popülerlik kazandırdı. Tamam. Hem profesyonel hem de seyirciler arasında hayran, hayranları varmış. O zaman popüler. Bu da buradan gitti. cevap Adana. Sert bir kovboy ya da polis olduğu filmlerinde özellikle tercih edildiği ile alakalı bir bilgi vermedik. Evet artık altıdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir demiş bir çıkarım yapacağız artık buradan. Eskiden çocuklar tüm vakitlerini dışarıda arkadaşlarıyla oynayarak geçiriyorlardı. Onları eve getirebilmek ise büyük bir çaba gerektiriyordu. Elbette teknolojinin hayatımıza bu kadar girmediği dönemlerden bahsediyoruz. Şimdilerde çocuklar dışarı çıktığında arkadaşlarıyla oynadıklarında ve iletişim kurduklarında mutlu oluyoruz. Tabletten bilgisayara çocukların neredeyse tüm vakitlerini geçirmek istedikleri teknolojik aletler yararlı olduğu kadar zararlı da. Çocukları sosyal yaşamdan koparan tabletlerle aralarına biraz mesafe koyabilmek ve dikkatlerini başka yöne çekebilmek için çocuklarla yapılacak etkinlikler ve faaliyetler var. Evet, aslında teknoloji çok fazla bize katkıda bulunuyor ama çocukların da bütün zamanlarını aldığı için biraz böyle olumsuz yönleri de var. Buna benzer bir seçenek benim cevabım olmuş olacak. Teknoloji devleri çocukları hiç önemsememektedir. Bunu söyleyemem. Ee, biz aslında çocukların e, neler nasıl bir olumsuzluğu var bu durumun teknolojine bunu söylemiş bu gitsin. Teknoloji bazı dezavantajları hayatımıza sokmuştur. Bu olabilir değil mi? İşte şu dezavantajı hayatımıza sokmuştur vesaire diyebilirsiniz. Çocukların sosyal yaşamdan kopması eğitim sisteminden kaynaklanır. Hayır. Teknolojinin zararları gün geçtikçe daha çok anlaşılmaktadır. Hayır. Eski çocukların zamanları çok daha kaliteli ve verimli geçmekteydi. Hayır. O zaman cevap Bursa. Teknoloji bazı dezavantajları hayatımıza sokmaktadır değil mi? Yani o çocuğun artık tabletten bilgisayara neredeyse tüm vaktini orada geçirmek istemesi bir dezavantaj oluşturdu. Peki artık 7'deyiz arkadaşlar. Bu parçadan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Tamam ne yapacağız? Ee, biraz oku ele yöntemini uygulayabiliriz. Ya da okuyabiliriz burada bir bakalım. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Büyük Doğu Roma Sarayı'ndan kalan birbirinden muhteşem mozaiklere ev sahipliği yapar. Tamam. Ee, belli özellikler bakımından benzersizdir. E, günümüzden yaklaşık 1500 yıl öncesine aittir. En önde gelen ustalar tarafından restore edilmiştir. Tamam. Sarayın avlusu kazılırken bulunan bu mozaikler Sultanahmet Meydanı'nın yakında bulunan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne sergilenmektedir. Hem sanatsal açıdan hem de tasvir ettiği sahnelerin zenginliği açısından eşi benzeri görülmemiş bir eserdir. Tamam. Yani belli özellikler bakımından benzersizdir. Bunu söyleyebiliriz. Değil mi? O zaman birin olduğunu eledik. Bunu verdik. Tamam. Milattan sonra 450-550 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bu mozaikler dini detaylar barındırmamaktadır. O zaman bu da e, günümüzden yaklaşık 1500 yıl öncesine aittir. Bu da oluşulabilir. O zaman cevabımız direkt Ceyhan olmuş oldu. Evet hadi bakalım artık son sorumuzdayız. Geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. 77'ye kadar geldik. Maşallah bize değil mi? Hadi bakalım. Bu parçadan Pinokyo ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Bakalım Pinokyo ortaya çıkışının üzerinden uzun yıllar geçtiği halde bugün bile tüm dünyanın yakından tanıdığı bir karakter. Elbette bunda Pinokyo'nun yıllar boyunca pek çok farklı sanat eserinde görünmesinin de payı var. Sinema filmleri, animasyonlar, hikayeler, resimler, müzik eserleri. Belki de Pinokyo'nun yıllardır bu kadar sevilmesindeki en önemli neden biraz yaramaz fakat son derece sevimli bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşmek istemesine antan sıcak, duygusal ve samimi hikaye. Fakat işin aslı biraz farklı çünkü Pinokyo'nun hikayesi işte duygusal veya yürek ısıtan cinsten değildi. Aksine Pinokyo'nun maceraları da çok karanlık bir korku hikayesine benziyordu. Ayrıca ilk başta Pinokyo masum ve sevimli bir karakter de değildi. Evet başlangıçta masum değildi ama sonrasında bir sevildi. Ee, buna benzer bir şey bulacağım Korku hikayesine benzemesi eleştirilmiştir Bir eleştirden bahsetmedim Zaman içine kötüden iyiye doğru evrilmiştir Bakın bu olabilir kötüydü sonra iyi oldu Yani başlangıçta öyle çok da iyi bir şey İyi bir karakter ee, sergilemiyordu Kalsın Ortaya çıkışın üzerine asırlar geçmiştir. Yani şu kadar asır geçti, şu kadar dönem geçti bunu söyleyemiyorum. Pinokyo'nun maceraları ismini sonradan almıştır. Söyleyemiyorum. Yaramaz oluş onu daha sevimli yapmıştır. Hayır zaten bulmuştuk. Cevap Bursa olmuş oldu. Evet, evet, evet. 4 testi daha devirdik arkadaşlar. Artık ödevler gelsin. Soru bankanız bir açılabilir mi? Artık test 38, 39, 40 ve 41'i vereceğim. Bakın biz kaça geldik bu, bu kitap kaç sayfaydı bizim kitabımız 142 sayfa ee, yarısı bitti yarısı kaldı bir diğer yarısı da bir 10 güne bitiyor yani 21 günde tek bir soru bankasını bitiriyoruz gayet de iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, günün sorusu da gelsin ama bir yazım kuralları bir hatırlansın. Size şey sormak istiyorum. Başparmak nasıl yazılır? Ee, burada bir vurgu tekniğini kullanacaksınız. O tekniği de bir kullanarak yazar mısınız? Başparmak kelimesi önemli. Bir yazın. Hadi bir tane daha sorayım. Bugün iki tane gelsin. Bir de yazar kasa nasıl yazılır? Bir de onu yazar mısınız? Hadi bir gelsin. Bir hatırlansın bakalım yazın öğrendiğimiz dil bilgisi konuları. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Çünkü şu an saatlerim 02.46'yı göstermekte. Telefonum birazcık uzakta onu şu anda bulamayacağım arkadaşlar. 0246 her zaman gösteriyorum biliyorsunuz Biz gecelerin yargıcı Çalışıyoruz son dakikaya kadar buradayız Mücadeleye devam ediyoruz O yüzden küçük bir beğeni de istiyorum Evet bir sonraki derste görüşünceye dek Unutmayın ki her zaman olduğu gibi Kalbim sizinle güç zaten bizim.